görünen mide rahatsızlıklarından bizlere bahseder misiniz? Mide üst sindirim sisteminin sindirimi en çok sindirim faaliyetinin geçtiği bir organımızdır. Sindirim ağızda başlar, anüste sonlanır. Ağızdan alınan gıda öncelikli olarak ağızda kısmen parçalanarak sindirilir ve yutulur. Yutulduktan sonra mide dediğimiz organımıza gelir ve burada sindirimin parçalanma, yani gıdaların parçalanma kısmı, öğütülme kısmı midemizde gerçekleşir. Daha sonra öğütülüp bulamaç haline gelen gıda midenin hareketleriyle, bu hareketler tabii ki bizim bilincimizin dışında gelişen hareketlerdir. Çeşitli hormonların ve sinirsel aktivitenin sonucunda mide kasılarak bu bulamaç halindeki gıdayı 12 parmak bağırsağına aktarır. Oradan da ince bağırsaklara giderek sindirimin ileri aşamaları gerçekleşir. Bu kadar önemli bir faaliyet merkezi halindeki midenin tabii ki çok değişik, çeşitli hastalıkları bulunmakta. Bunların iyi huylu, kötü huylu şeklinde olan mide kanserlerini ayrı tutarsak, midenin en sık görülen iyi huylu hastalıklarından size bahsedebilirim. Midenin en sık görülen, bize en sık müracaat edilen hastalığı, işte karın üst bölümünde ağrı, yanma, ekşime türü şikayetlerle hastalar bize başvururlar. Biz bu şikayetlerle önce tabii iyi bir sorgulama, başlangıcı, bitimi, ilaçlarla olan ilişkisi, gıdalarla olan ilişkisi şeklinde hastadan anamnezimizi aldıktan sonra genellikle ilk muayene yöntemi olarak üst sindirim sistemi endoskopisini kullanmaktayız. Üst sindirim sistemi endoskopisi halk dilinde endoskopi olarak geçiyor. Fakat biz ona gastroskopi, daha doğrusu özofago gastroduodenoskopi dediğimiz yöntemle hem yemek borusu, hem mide, hem de 12 parmak bağırsağını görüntüleyerek midenin iç bölümündeki rahatsızlıklar hakkında fikir elde edebiliyoruz. Ve en sık karşılaştığımız hastalık gastritlerdir. Midede en sık karşılaşan gastrit nasıl üst solunum. Çok duyarız bunu hocam. Endoskopi yaptırdım. Evet. Gastrit çıktı derler. Evet. Çok çok duyulmakta. Midenin gastriti aynı şuna benzetilebilir. Nasıl soğuk algınlığında burnumuzdaki nezle neyse, midedeki gastrit de mide mukozasının, mide iç yüzeyini döşeyen dokunun reaksiyonudur ve bunun da en çok sorumlusu gıdalar tabii ki, artı Helicobacter pylori dediğimiz toplumda çok sık görülen, özellikle Türkiye'de %70'lerin üzerinde görülen bir mikrop gastrit oluşturmakta ve bu da karın ağrısı, işte bulantı, yanma, ekşime gibi şikayetlere vardırmaktadır. Gastrit dışında en sık karşılaştığımız reflü dediğimiz mide içeriğinin, mide açlık sıvısının veyahut da gıdaların da mideden geriye doğru yemek borusuna doğru kaçışı ile oluşan reflü hastalığı ikinci sıklıkla diyebiliriz. Üçüncü sıklıkla da 12 midenin çıkışında, gerçi midede değil fakat mide ile ilişkili olduğu için midenin hemen çıkışında 12 parmak bağırsağının başlangıç kısmında bulbus dediğimiz bölgede oluşan ülserler. Üçüncü sıklıkta da bu ülserlerini görebilmekteyiz midenin. Tabii kanserleri falan o ayrı bir konu. Onları belki başka bir programda size açıklayabilirim. O konuda ayrıntılı çünkü bilgi vermek gerekir.
En sık gastrit, ikinci sıklıkla reflü, üçüncü sıklıkla da midenin ülserlerini görmekteyiz.